Evde zaten temizlik kadınlar yapar, kim diyor? Kim diyor? Bez getir Ayfer. Çok çabuk oldu, bez getir Ayfer. 2 milyon tane bone almış ya. Bu ne ya, bu ne ya? Yavrum, ben normalde senin elini sıcak sudan soğuk suya koymam. Ne dedim, gaza mı geleceğim ben şimdi? Al bezini de devam et, edebiyat yapmayı bırak. Look at that, chitty boy, chitty boy. Aa, aldık ya, affetsin şey. Temizlik günü bugün, Fırat'a yaptıracağım. Ben yapacağım daha doğrusu. Zaten ben bu işlerden anlamam. Çok titiz ve temiz bir insan olduğum için bu evin baştan aşağı bir temizlenmesi gerektiğine karar verdim. Daha doğrusu siz karar verdiniz. Temizlik vlog gelsin dediniz. He. Gelecek. Şimdi Ceyda'cığım sen bakayım, anlatacaklarını anlat. Ben temizlik için hazırlığıma devam edeyim. Temizlik için ne hazırlığı olabilir ya? Yani emin ediyorum bu çocuğun her şeyi şova dönüştürmesi. Video çekiyoruz. Bana niye almadın? Bir tek senin mi var tulumun? Var tulum. İstiyor musun? İstemiyorum. Ben niye giyeceğim? Oo, bayağı güzelmiş. Neyse, birbirimizin gününü yaşadığımız gün Fırat biliyorsunuz ki bulaşıkları boşaltmıştı. Neyse, Ritaş'ıyla oraya bir şey dökmüşmüş. Sonra videodan sonra bana geldi dedi ki ben çok sevdim dedi bu dedi ev temizlik işlerini dedi. Sana bu konuda dedi yardım etmek isterim dedi. Yırttın. Hadi gene yırttın. Ya ne yaptın ya tipe? Biraz büyük olsaydın keşke aşkım. En büyüğünü aldım. En büyük tulum. Başka büyük yok. Satıcı böyle diyor değil mi o sırada? Ayakkabılarımı da giyip geleyim. Abi biz temizliği böyle yapıyoruz ya. Bu niye bu kadar abartı bir çocuk? Bu arada videoyu izlediğiniz için, abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Fırat şimdi size küçük bir tatlı canlar konuşması yapmaya gelir. Bu arada sizden hediyeler gelmeye başladı. Yakında sizden gelenler videosu çekeceğiz. Onun için adres aşağıda yazıyor. Açıklamaya yazdım. MNG Kargo'ya şubeye teslim yaptığınız zaman Caddebostan İstanbul. Onlar bize getiriyor zaten. Haberiniz olsun. Size bir sürü hediyeler var. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Özellikle 3 haftalıklar candır. O canlar her zaman videoyu like'larlar, aşağı yorum atarlar, Instagram'dan takip ederler. Bir de cancıklar vardır. Canlar ne kadar hijyenikse cancıklar o kadar yürüyen bakteri. Bu kadar net. Evet Ceyda'cığım, sen de istiyorsun tulum vereyim mi? İstemiyorum, benim şova ihtiyacım yok bu şeylerde. Hadi bakalım. Bakteri. Gelmiş çocuğum. Biraz sus. Seni çitilerim bak. Şimdi Ceyda, çap çap. Bak, git diyorsun. Bakteri akmış çocuğun. Abartıyor değil mi sürekli? Allah. Ya Ceyda, öküz gibi vuruyorsun ya. Sus kız, Allah belanı versin. Sana ne oldu? Ne bileyim, temizlik modum açıldı şu an. Git bana bez getir. Ya git bana bez getir yok. Bir temizlik avcısı. Ben temizlik avcısı Kadir'im. Sen gidiyorsun bana kova, su, içine biraz zeytinyağı, limon. Ne salata mı yapıyorsun? Hayır tabii ki de hayır. Gerekli olan temizlik malzemelerini almaya gidelim. Gel. Bakın burada kutular var. Ayrıca çok acayip bir video daha geliyor. Ri 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 ro ro. He, neyi alıyorduk biz ya? Temizlik malzemesi burada. He, temizlik malzemesi oradaymış. Al. Bir sürü domestos. Bu leke çıkıyor. Belki lazım olur. Başka. Küçük geldiği için tam hareket edemiyorum arkadaşlar. Kendine işkence. Şeyi getir. Bez getir Ayfer. Çok çabuk oldu. Tez getir Ayfer. Bir şey söyleyeceğim, bu bir söz bu arada, biliyor musunuz bunu? Sıçtı Cafer, bez getir, çok cıvık oldu, tez getir. Babaanne. Atasözü. Yok, babaanne sözü. Fırat nerede? Gitti. Cebime sokmaya çalışıyorum. Al bez. Su. Bez. Dim. Çap çap. Çok kötü terledi. Bu muhtemelen olmadı, haşır uşur edecek değil mi? Olsun. Şimdi öncelikle küçük objeleri temizleyerek başlayacağım. Televizyon falan filan. Bakayım. Var toz, bayağı var. Bak mesela ben Ceyda ile evlenmeden önce evi havalandırmıyordum. Böylece içeriye toz girmiyordu. Ama Ceyda mütemadiyen camları açtığı için eve toz giriyor. Sonuçta evde bir şeyler parçalanıyor değil. Toz oluşamaz. Toz dışarıdan gelir. Siz de evdeki pencereleri açmazsanız. Sen niye gülüyorsun oğlum bana bak. Çok komik görünüyor. Eviniz kirlenmez arkadaşlar. Bu kadar basit. Bazı yöntemler var. Hepsini öğreteceğim. Getir kız. Getirdim kız. Dur. Ne dur? Yerleri süpürmeden silecek Fırat. Öyle de bir şey. Çok kötü olacak ya. Sonra temizlik yapacağız seninle beraber. Şura bakma. O zaman getir yerleri silecek, süpüreceğim. Ne oldu? Nereden başlayacağım bilmiyorum ki. Ben temizlik yapmam. Ben olayları kendi haline bırakırım. Ben doğal bir insanım. Doğada yaşarmış gibi düşünüyorum. Mesela hepiniz bu temizlik hastası. Aynı zamanda da doğa mis gibi diyor. Doğanın her yeri toz. Doğada Vileda'yla deterjanla yıkanıyor mu doğa? Yıkanmıyor. İkiyüzlülük bu. Ben doğa insanıyım.
Ben dışarıdan gelen ve üretilen her şeyle birlikte yaşarım. Ben böyle bir insanım. Ama Ceyda'cığım şimdi yapacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Eskiden oluyordu. Canım sıkılıyordu böyle temizlik yapayım falan. Şöyle yapıyordum geçiyordu. Öyle yapacağım işte. Annem bunların üzerini falan siliyor. Ya bu yazık değil mi? Bu hayvan da bir şekilde tozla belki besleniyor, bir şey oluyor. Beslenmiyor ama. Onun toza karşı bakışı Türk annesi bakışı değil yani. O tozu kabul etmiş. O tozu özümsemiş. Kalbinde görmüş tozu. Ya niye gülüyorsun oğlum? Hayvan mı Allah aşkına? Hayvan değil ama o da bir canlı. Niye ayırıyorsun? Konuşmuyor diye havlıyor, havlamıyor. O da bir canlı. Tıpkı evdeki diğer veletlerim gibi. Ha bu, ha bu. Bunu da çitileyeceğim. Şöyle çit yapacağım ona. Köpekleri birbirine sürterek çitileyeceğim, yıkayacağım. Evet. Fırat'cığım banyodan suyu al, ben onu taşıyamam. Her şeyi bana getiriyor be, öyle boş boş dikiliyor mu burada? Çene, çet çet. Fırat'ın temizlik yapmasını hazırlamam benim için daha zor arkadaşlar. Böyle olmaz. Oradan onu getir, oradan. Şunu da boşalttırayım hazır. Bu işlere girişmişken. Fırat! Bir şey soracağım, evde zaten temizliği kadınlar yapar, kim diyor? Kim diyor? Gelsin yorumlara. Öyle bir şey yok, her şeyi birlikte yapacaksınız abi. Ben temizlikten anlamam, ben bilmem neden anlamam diye bir şey var mı? Var. Bazen oluyor ama anlayabilirsiniz yani. Çok zor bir şey değil. Biz de anamızın karnında öğrenmedik. Yapa yapa öğrendik bu işleri. Erkek canlar, size söylüyorum. Ya ne yapıyorsun ya sen? Ne yapıyorum? Sana da giydirelim Ceyda, bak moda girersin. Gerçek yok, anlamda temizlik. Benim moduma girmeme gerek mi var aşkım? Temizlik temizliktir yani, ne mod? Ya senin bu geleneksel Türk kadını roleplay'in bizi bizden alıyor ha Ceyda Kasabalı. İşine geldi mi geleneksel roleplay kadın, işine geldi mi küçük bir feminist, küçük bir tabularını yıkan bir kadınsın. Başka zamanda inanılmaz bir ev kadını, anlatabiliyor muyum? Hadi öyle hadi. Bir şey, ne yapayım şimdi bunu? Boş yapma. Yerleri silmeyeceğim ki önce, dur. Tamam önce ne yapacaksın? Toz alacağız önce, tozlar yere dökülecek zaten. Yerleri süpürüp silmeden ya. Önce toz mu alınır abi? Bütün sildiğin süpürdüğün toz yukarı çıkacak gene. Abi bakar mısın bana? Al işte, teknoloji işte olarak konuşuyorum. Yavrum. Toz nerede bulunur? Her yerde. Eşyaların üzerinde, doğru mu? Doğru. Demek ki toz neredeymiş? Yer çekiminden yenik düşmüş, yere inmiş. Anladın mı? Yere inecek. Ben burada toz alırken evet. Bunu fark eden at yalama çok hadi arabalıydı diye aşağı atlayan toz parçacıkları. Toz parçacıkları aşağıda kurtulduklarını sanıp rahatlarlarken diyecek ki Hakan abiyi de aldılar. Erdal abiyi de aldılar. Hepimizi aldılar Ferdi. Ben kendimi zor kurtardım. Hoey diye arkadan böyle ona bzzz diye bu gelecek, anladın mı? Yanlış. Öyle Ceyda. Değil Fırat. Şöyle hayal et. Sen bu tozu böyle mi siliyorsun? Evet. Tozu bezle sildiğin için o zaten onlar çoktan geçmişlerini şey yapıyorlar. Tamam yerde ne alakası var bu iş? Şimdi şöyle yeri süpürdüğün zaman evet. Bu sonuçta hava da verdiği için bütün tozlar havaya fışkırır. Yani sil, süpür sonra bir daha silersin. Ben bir şey demiyorum. Hayır öyle bir şey yapma. O bitmiştir. Zaman şunu bırak köşeye. Bana şimdi toz bezi ver. Al işte. Bu ne? İçine bezini koyacaksın, sileceksin. Şu şeyleri şuradan alsaydın ya. Televizyon bundan silinmez abi LCD. Televizyonu silme yanına zaten. Ver bez. Bez değil bu tuşu. Ben onu bez yap. Tamam ne yapacağım şimdi? Ya sil. Abi öyle mi? Peki. Fırat! Bahşi var mı ama? Temizlik yapacaksan yapacaksın. Soru sorduğuna cevap ver bana reis. Fırat bak öyle şey yapma Fırat. Ne yapıyorsun Fırat? Ne yapmamı istiyorsun? Ama şımarıkların bir şeyi var ama. Ne yapmamı istiyorsun? Sık onu orada. Öyle bir şey mi yapılır ya? İçine atmasaydı abi o zaman. Bak yukarıdan yapıyor. Çocuğun bütün eşyalarını mahvetti. Temiz su. Çocuğun kartlarına falan ya. Onları da dezenfekte ettim. Dezenfektan. Şimdi burayı siliyorum. Bare 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 bare. Fatality mortal combat der yüken. Abi şöyle bir şey almış ya. Alt tarafı yarım saat temizlik yapacak. 2 milyon tane bone almış ya. Bu ne ya? Bu ne? Yeter bone esprim bitti artık tamam. Aşkım burayı kullanacağım. Hayır hepsini kullanacağız. Ne kadar çok buna maruz kaldığımı görsünler. Hayır tadı kaçmasın. Hayır hepsini kullanacağız. Hayır Utku evet, burayı. Evet hepsini kullanacağız. Utkucuğum burayı. LCD'nin ekrana değmemesi lazım. O yüzden yanını. LCD what a fish freak. What a way fish freak. Öyle vasihayri hurra. LCD şey. El cizir. Ay bir dakika dur ben de bunu takacağım. Look at that. Shining like a diamond. Ya bone şey gibi olmadı mı böyle hani tatlış berelerimiz var böyle yan taktığımız. Bu arada. Stars. Şimdi, güzel oldu. Şimdi bazı canlılar aa bu yeniymiş aşık koltuklar yeniymiş diyecekler. Çünkü size yakında mükemmel bir video geliyor. Aslında video size gelmiyor bize geliyor siz de eğleneceğiz şimdi buraya atalım da. Bana saçma geliyor böyle şeyler. Size geliyor video diyoruz ama keyfini biz çıkarıyoruz burada. Yavrum videoyu çekiyoruz kendimiz izlemiyoruz. İnsanlara servis ediyoruz. Ay tamam da. Altın tabakta. Biz böyle değişik bir şey yapacağız. Onun için birkaç bir şey aldık size de onun videosunu çekeceğiz. Dileriz bir gün bize gelirsiniz hep birlikte kullanırız. Ben ne dedim abi? Ya işte ne bileyim bir saçma geliyor ya. Bazen böyle kutu açılışları yapıyorlar ya Instagram.
Instagram'da falan. Çok heyecanlı. Heyecanlı Ceyda. Biz de mi heyecanlanıyoruz o kutu açılırken? Ama kutunun içindeki benim değil ki. Ben neyin heyecanlı? Ya hiç olmazsa alanı görüyorsun. Şeye benziyor. Niye o zaman yemediğin yemek programını izliyorsun? Yemeği yiyebilirim, alırım. Yiyemezsin. Adam gitmiş İtalya'da en iyi restoranda yiyor ama merak ediyorsun. He, doğru. Videonun doğru. Gücü. Merak ettiklerinizi yaşarsınız arkadaşlar. Güzel şeyleri merak edin hayatta. Pırıltı. Mesela ben neyi merak etmişimdir, şu an bu konumdayım. Temizlik nasıl olur? Yunus'cum, şu eşyalarını ortalarda bırakıyorsun ama sen de. Annem şu an burada olsa şunu derdi. Dingo'nun ağrı mı burası? Kesin annelerinize ve içeri girip bağırıyordur böyle. Bu odanın hali ne? Ha? Dingo'nun ağrı mı burası? Ceyda, dingo mu kaldı? Allah'ın... Anneleri dingo diyordur herhalde, demeyeyim mi anneleriniz? Annelerinizi yoruma bekliyorum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun deterjanlı suyla çiçeklerimi siliyorsun? Geç şu tarafa. Annem yapardı hep. Deterjanlı su değildir o. Nedir? Çekil virüs. Abi küstürmüş bu dayı burada. Bu da küsmüş. Ceyda, hadi biraz temizlik yapalım. Hadi biraz temizlik yapalım. Ne alaka yapacağım? Ya video temizlik videosu, sürekli konuşuyorsun kadınım. Aşkım, adam böyle arkasından konuşuyorsun ama bu şekilde ben nasıl... Yavrum, ben normalde senin elini sıcak sudan soğuk suya koymam. Belini bükmem, başını başkasının altında ezdirmem. Ama ve lakin video için. Hadi be gülüm, tozlara karşı, canlar için iki temizlik yap be. Görsünler, Ceyda da ev işlerinden anlıyor desinler be. Hadi karıncığım be. Yaparsın. Al şu bezi, cancıklara karşı, çitile her yeri. Hadi koçum. Ne dedim, gaza mı geleceğim ben şimdi? Al bezini de devam et, edebiyat yapmayı bırak. Hiçbir şey yaptığı yok evde. Zeynep abla var. Haftada bir gelir, her şeyi halleder. Zeynep abla olmasa karantinada gelmemişti. Karantinada 3 ay. Değişikti burası. Sarmaşıklar, örümcekler. Doğada iç içe yaşadık burada biz. Sen ne kadar yalancı, ne kadar... Aşkım hadi ama bak, temizlik sen yapmaya... Sen ne kadar... Abicim temizlik yapmaya video açtık. Konuşuyorsun, geziyorsun. Bana yardım et, ne yapacağımı sen söyle. Sen yapmayacaksın diye dedin ki, sen bana video aç dedin. Video aç, ben temizlik yapacağım dedin. Aa, burada canların yüzü. Bak, İstanbul'un orta yerinde medeniyetin göbeğinde yaşıyoruz. Evde neden buğday yetiştiriyoruz bacı? Neye özeniyor olabiliriz biz? Bana bunu bir açıklasın. Hem de televizyonun ortasında böyle buğday yetiştiriyoruz. Bunun ya sebebi süs ne? Ya süs biraz. Ama güzel değil mi? Çok güzel bence. Tarsın. Yavrum, el alemin onda milyon tane var ya. Yok bizde, ne yapalım? Sen şehirde yaşıyorsun. Sen çiftçi misin? Ek o zaman git bir tane dekor köye. Dekor diye bir şey var. Ne anlıyorsun aşkım sen? Ya Allah aşkına Mehmet Efendi, Hasan emmi. Biz şu kıza söyleyin ya. Bacım ne dekoru? Biz onu hasat ediyoruz desenize şuna. El alem onu ekiyor, biçiyor, ekmek yapıyor. O bir ürün. Hem de yani buğday en eskilerinden. Sen onu dekor diye kullanamazsın. Tamam mı? Bir dekor olarak kullanmadığınız kocalarınız kaldı. Ne alakası var ya? Fırat, sana çok sıcak gelmedim. Bari şu kafanı çıkar. Kafayı yiyorum şu anda. Çıkar, yazık sana. Çıkar. Canlar için. Şuradan ittiriver şunu. Demeyeceğim. Böyle bir silme yok ya. Nasıl sileceğim abi? Aşkım aynısını yapıyorsun. Ayaklarını falan da sileceksin. Yavrucuğum daha üstünü bitirmeden ayaklarını tamam. Sileceğim zaten. Hadi. Sen yargı kadın mısın? Judgment. Judgment bölümü okuyanlar var mı aranızda? Öbür ayaklarını siliver. Aşkım öyle ayak mı siliniyor ya? Bırak bu ayakları Allah aşkına ya. Bırak bu ayakları, ben sileyim. Yavrum onu demek istedim. Biraz kurusun bu çünkü manyak gibi ıslak silmişsin. Tamam. Üzerini yerleştireceksin güzel bir şekilde. Buğdayla mı? Buğdayla. Bunu da abim yaptı bu arada. Abim çok güzel mobilyalar yapar. Oyuncu kendisi, dans hocası ama... Ramo'da oynuyor, Ramo'da. Koreograf ama yapıyor işte bunları da. Ramo'ya destek. Evet, ne oldu, yoruldun? Dur. Kalkamıyorum çünkü o kadar sıkıyor ki üzerimdeki kıyafet. Kalkarsam cart diye arkadan ikiye ayrılacakmış gibi. Yanını görür Allah. Boşver gel. Şimdi ben camları silmek isterdim de şu şekilde mahalleye afiş olmak istemiyorum. Mahalle mutlu olur bence bu şekilde seni görürsün. Aa ne güzel bak, adamcağız camları siliyor der. Bu ne abi? Bambu. Yapma, yerleri akıtma. Yazık değil mi ya? Neyine yazık değil mi ya? Abi uzak doğuda yetişen bir şey. Bir gün nereden bilirdi ki İstanbul'da Leyli Gül'ün evinde 3 dal kalacak ve orada yetişecek? Ya her şeyin duyarını kasıyorsunuz. Bu çocukların duyarı niye kasılmıyor? Ha? Bitki severler derneği yok mu böyle yasaklayan falan? Efendim? Seni üzmek istemem ama şimdi şöyle ilerliyor. Evet. Bunlar tohum ya. Ha. Saksıda yetiştiriyorsun. Bunu bir yerden koparıp getirmedik. Tamam ama şöyle düşün. Tohum da ya bu, bambu. Evet. Böyle diyor. Yotte, genkatua, igaita yasta, poyokatana. Ooo, tekere merak yaşlanı ee. Yine kasım. Malatya mı? Abi biz Japon değil miydik? Yok ki, o ne? Malatya burası. Doğru. Bir anda Leyli Gül'ün evine geldim. Böyle düşün. Malatya'da mı? Yavruları oradan büyürken Japonya'da Tokyo'nun bir böyle kasabasında büyüyecek zannediyor. Bir anda Leyli Gül'ün evine geliyor. Duyar kasılacaksa buna da kasılsın. Buraya da duyar kasılmasın lütfen bir tane. Her şey kasılı. Aa, kapıyı sileyim mi? Aa, sil. Toz al bakalım. Ben bir bardak su içeyim. Look at that chitty boy. Look at that chitty boy. Chitty boy. Biraz tiryör kümsü oldu ama sıra bakmayın. Look at that chitty boy. Chitty boy. Okay. Right. Chitty boy. Right.
Aslında Kadir var ya TLC'deki. Kadir Bey'i çağıracaktık. Beraber yapacaktık bu işi. Ben bayılıyorum kendisine. Adam bir işte üstat abi. Seviyor. Kadir Bey'in de şakaları var diye biliyordum soğuk. Yapıyor ya. Ben Instagram'dan takip etmiştim bir ara. Çile ile Rıta'nın umarsızca uyuması. Rıta. Şu Buda'ya şey yapayım. Buda şakalarımı yapıp durma benden. Buda şakası değil bu. Anlam veremediğim objelerle topluyor. Güzel görünüyor. Ben seviyorum. Bak bu evin analizini yapıyorum arkadaşlar. Bu evdeki eşyaları Ceyda alıyor. Ceyda şehirde yaşayan ama özünde köyde kalmak isteyen bir kız. Bunu bitkilerinden olsun, buğdayından olsun, meyve kasasından olsun her şeyinden anlayabiliriz. Reddediyor aslında globalleşmeyi. Metropolü reddediyor. O metropole sıkışmış küçük bir Leyli Gül çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ceyda değilsin sen. Leyli Gül'sün. Neden abi? Kasa abi. Şimdi arkadaşlar çünkü canım öyle istedi. Hayatta sizin zevklerinizi sorgulayan insanlar, ya bunu neden yaptın, ne alaka diyenlere bunu söyleyebilirsiniz. Çünkü ben öyle tercih ediyorum. O benim lafım. Canım istedi. Tamam, o senin lafın. Canım böyle istedi. Bu kadar. Karşında sizi hiçbir şey sormazlar. Nasıl ya senin canın demezler yani. Canım böyle istiyor. Ayrıca denge daima önemlidir. Doğayı da metropolü de evimizde yaşatıyoruz. Çok şükür Allah'ım bir iş. Bence bu eve bir Sivas Kangalı iyi gidermiş. Gidermiş yani. Dokusuna vallahi uyar çok yani. Güzel olur. Şimdi burası bitti mi? Yerdeki her şeyi yukarı kaldıracaksın ve süpüreceksin. Pardon, bir çeker misin etrafı? Ben Ceyda'yı mıyım? Hepsini havaya yok edeyim. Kesinlikle bir şeyi bir şeyin üzerine koyacağım için yine bir şeyler yerde olacak Ceyda. Yani şöyle bir ibare yok. Her şeyi yukarı kaldır. Her şeyi nasıl yukarı kaldırabilirim? Ben Ceyda olacakmışım ama yanlışlıkla Ceyda olmuşum. Vurma, bari vurma. Bak sıcak espri yapıyorsun. Bir de fiziksel temas istemiyorum. Bitti mi? Her şeyi kaldırdın mı? Kaldırmadım. Şunu da kaldırıyorum. Süpür. Relim. Tamam üstad. Hadi. Bunu kullanmayı biliyor musun acaba? Ya Ceyda bunu buraya takarsın. Şu hareketi yaparsın. Bunlar teknoloji bile değil ya. Amerika'da yıllardır olan şey. 10 yıldır gelmiş Türkiye'ye. Hikayesini çekeyim de bari Instagram'da. Yeni video. Mük. Instagram'dan takip edin. Sizden gelenler videosunda geçen sefer izlemeyenler için şu an yukarıda çıktı. Biliyorsunuz siz orada ne demek istediğimi. Videoyu izleyince anlarsınız. Teşekkür ediyorum canlar. Göreceğiz bakalım. Look at this, look at this. Look at this. Shiny parke. Look at this. Aha, this my shit. All the girls have fun, this shit. Aha, this my shit. Yaptım bacım, çok karım, güzel oldu. Canım. Bir tanesi aferin aşkım. Tamam bence bir tane cam sil, ya bir balkon camını sil bari bir görelim. Tamam, gazete var mı? Yok. Cam sil ve gazeteyle cam silinir arkadaşlar, bunu herkes bilir. Bu doğru. Sen küçükken dükkanda çıraklık yapmadın mı? Sen yaptın mı? Yaptım tabii, 5-6 tane dükkanda. Hepsinde de aynı şeyi yapıyorduk. Abi biz bu yollara kolay gelmedik. Maraway, Street Fighter, Valorant, LOL. Nereye gidiyorsun Fırat? Kız bizi izliyordu galiba, ne oluyor ya acık? Cancık mı? Cancık olamaz, değildir, candır. Candır. Ya ne yaptın? Pislettin ama. Bari kurut şu dağı bir tane kurumayız daha. Koş. Leke kalacak şimdi sulu sulu. Yapamayacaksın. Dur kız dur. Oğuzhan'la çektiğimiz videoyu beğendiniz mi? Tabii ki de. Buraya koyayım. O da böyle değişik bir içerikti. Oğuzhan'a şey yapmaya çalıştık ama olmadı. Şimdi ne yapıyorsun? Ben sucuk gibiyim yani. Oyun suyum sana. O zaman seni kızart bir yek. Evin en kirli yeri arkadaşlar. Fırat'ın odası zaten. Biz niye oraya buraya temizliyoruz? Gidip senin odanı temizleyelim. Bana bir fayda olsun. Tamam. Orayı da geçen gün temizledim bu arada. Bu temizlenmiş halinin pis hali. Yavrum çünkü ben ve köpekler birlikte yaşıyoruz. Hep it aynı bunlar, hikaye. İt kirler istiyorlar etrafı ya. Hadi odaya. Hep bunun yüzünden. Gidelim. Doğru, benim odada bazı virüs bakteri var. Kız ağlıyor ağlıyor. Şunun üzerine bakın, toz kaplamış. Yavrum yazık. Periyken bir toz bulut, bir pislik yuvası olmuş kızım. Kız! Çok da tozlu değil sanki, bakayım. Fırat o kurutma beziydi aşkım, ne yapıyor? Ben burada ölmediğime şükürler olsun Ceyda. Hiç kocana bakmıyorsun. Taş olursun yemin ederim. Ne yapacağız şimdi? Git bezi ve suyu getir Fırat. Bunu var ya, yemin ediyorum 2 hafta önce dışarı çıktık. Utku'ya kart götürmüştük, dönerken aldık. 2 haftadır burada duruyor. 2 haftalık cancık bu. İşte siz abone olmayanlar siz bu. Oha gonk yemiş. Bunu da... ne zaman yedim bunu ya? Daha yeni yedim. Yavrum o jalapeno oldu ondan. Sen ne anlarsın jalapeno'dan? Jalapeno bütün kebapçıların artık yanına koyduğu bir çeşit turşu. Suyu getirmedin mi aşkım? Sadece bunu mu getirdin? Islattım da geldim yavrum. Bu koltuğun hali ne ya? Sana bir yeni koltuk bir şey. Ya. Hadi gomuk yemeye gelmedik. 5 senede böyle oldu. Jalapeno yersin. Reklam yerleştirme gibi oldu ama reklam değil arkadaşlar. Alakası yok. Keşke reklam olsaydı arkadaşlar.
Onun adı ürün yerleştirme. Reklam nasıl yerleştirilir ya? Bence temas ettiğim bölgeleri sileyim önce. Bunu da bir izleyicimiz göndermiş. Hiç kullanamadım, öyle duruyor. Bunu kullanayım bari. Oyuncu alttan tire doktoru göndermiş bak bunu. Ya abi ekranlar çok kirleniyor be abi. Ekranlar artık eskisi gibi değil. Kaç istiyorsun? 240 Hz. Yarısını temizliyor. Şu kadar şeyin şu kadarını temizliyor. Bu tarafı resmen şey ya. Ne kadar iyi bir gamer olduğumu klavyemin tozlarından ve arasındaki ekmek kırıntılarından anlayabilirsiniz. Bakın. Boş. Bakın. Fırat sen nasıl bir pisliksin ya? Normalde bunun temizlik jeli var, ondan alayım ben. Kesin temizlersin çünkü. Ya şunu da mesela çöpe atarsın ya. Bomboş burada niye duruyor abi? Köpekler boşaltıyor. Zavallı Şile, yere belki bir şey düşer de yerim diye bekliyor. Abi işte hep böyle. Bak nereye gelsem yanımdasın. Tamam beni seviyorsun, ben de seni seviyorum ama biraz bireysel ol artık bana bak. Kuyruğunu sallama bana. Biraz özgürleş ya. Bireysel mi? O zaman kardeşimin dibine gireyim. İlla bir şeye yapışacak ya. Bu çocuk çok ezik ya bu. Değil ya. Ezik ezik. Bu köpek ezik. Ben bunu böyle seviyorum. Rita da fazla kendini bir şey zannediyor. Halbuki hiç bok değil. Rita evde tek başına gider mesela. Abi alakasız misafir odasında oturuyor abi tek başına. Ve götü kapıya dönük. Yatağa bakarak oturuyor. Böyle bir özgüven. Bu da tuvalete gitsen böyle beklersin, tuvaletini yapıyorsun, bir şeyini yapıyorsun. Oturmuşsun, ayaklarını oturup sana bakıyor. Evet abi ya sürekli dip dip dibe. İlla ay canım benim ya. Tam yink yank ya. Küçük ezikle küçük özgüven. Bu şu kadarcıktı arkadaşlar. Bu kadarcıktı. Gelsin fotoğrafı. Ulan bu nasıl yaşar lan dedim. Bu ölür ya dedim. Bu kadar küçük bir şey olabilir mi dünyada? Benden de korkuyordu. Yerde yatıyor. Ben de yerde yatıyorum. Bunun yüzünden hasta oldum. Burasına dokunuyor mu mesela? Yanında yatıyorum. Böyle yapıyor. Uyanıyor. Beni görüyor. İki adım geri gidiyor. Dokunmuyordu. Korkuyordu. Şimdi dibimden ayrılmıyor. Şerefsiz. Civciv. Aşkım yalandan bir yerleri silme. Gözünü seveyim. Şurayı vallahi suratını sileceğim şimdi ama Ceyda'cığım. Heh. Orayı sil. Şunu çöpe at. Biraz toplamak ya. Ben oynamıyorum. Sana giden bana gelsin zancef. Tamam mı Fırat'cığım çok uzun sürdü ama ya. Ben bu evi bu kadar saatte bütün evi temizlerim be. Kaderimin cilvesi Ceyda. Ne yapmamı istiyorsun ya? Aşkım burası senin odan, burası senin krallığın. Sen nasıl? Ben böyle mutluyum bu odada biliyor musun? Tamam o zaman temizleme. Kalk kalk çık dışarı çıkıyorsun hemen şu an. Yani bilmiyorum. Gel bir yerleri mi süpür sen ya? Evet ya bir yerleri süpür. Şuraya bakar mısınız? Allah aşkına yere bakın. Onlar hep Rita ile Şila'nın ayak izleri. Bak bak ne kadar seviyorum kanalımızı. Şurada da ne oluyor ya yazıyor bak. Sana gelen bana gelsin vega. Kaldır ayaklarını. Çok güzel bir temizlik oluyor. Hayatım. Hiçbir şey değişmedi hayatımızda ya. Her şey aynı şekilde dağınık. Her şey aynı şekilde pis duruyor aşkım. Bari git. Terledim. Yapışmış saçları. Yeter mi Ceyda artık ha? Ben şimdi çöp torbası getireyim. Çöpleri toplayalım. Çok fazla çöp var ya. Zaten çöpleri toplasa odada o da toplanacaktı yani bence. Baştan hadi bari yap. Size bir çekiliş yapacağım. Biraz da. Ne çekeceksin ya? Benim de vereceğim size güzel paketler var. Bu arada Instagram'da telefon çekilişi var. Benim sayfada girip bakabilirsiniz. 1 Aralık'ta yayınlanacak. Katılın ona. iPhone. Şunu çekiliş yapacağım. Xbox. İki tane PlayStation'ım vardı benim. Oynamıyordum. Onları verdim arkadaşlara. Bunu da verecektim. Verecek kişi bulamadım. Bunu toplasan 5 kere oynamışım. Yenisi çıktı biliyorum ama bunu Instagram'dan çekeyim. Ben de Ceyda'yı takip edersiniz. Ben koyarım postunu. Siz takipte olun. Katılım şartları belli arkadaşlar. Ceyda ile beni takip et. Aşağıya bir arkadaşını yorumlara etki. Okey. Tamam. Ondan sonra sen de bul. Onu yaparız. Onu çekeriz. Ama şimdi bir telefon çekilişimiz var. iPhone. Telefon çekilişimiz bitsin. Ondan sonra kısmetse bunu da çekelim canlara. Tabii. İnşallah. Benim de vereceğim hediyeler var. Çok güzel şeyler var size vereceğim. Ama telefon bitince. Çekiliş family. Ama güzel hediye etmek. Çünkü geliyor bazen mesela böyle. Size hediye etmemiz de güzel bir şey. Siz de bize destek oluyorsunuz bir sürü. Keşke hepinize tek tek verebilsek çekiliş olmasa. Bu ne? Aferin. Bak bak. Bir parmak toz. Dur yavrum. Şunu da atalım. Ya o benim çocukluk oyuncağımdı. O zaman benim odamda durmaz sen. Üşengeçlikten şunun bile kapağı şey açılmamış ya. Onu Deniz Kemal görüyor diye. Buradan Deniz ya. Kemal gelince böyle hadi, böyle duruyor ya. Hadi şu an aç hadi. Böyle duruyor. Deniz Kemal gelince böyle yapayım görmüyor. Tabii abi çocuk hadi. Yiyor hepsini. Aa YouTube'un 100.000'i. Şimdi yakında 1 milyon olacağız. 1 milyona özel video çekmişiz. Niye? Çünkü fikir bulamadık. 900 bin de benim için aynı değerde yani. Biz zaten videolarımızın hepsini özel çekiyoruz. Hayır bulamıyoruz, fikir yok. Ya bu doğru bu arada. Hepsine zaten özel fikir arıyoruz da ne yapak ki? Varsa bir fikriniz mesela 1 milyonda şunu çekin diye. Ama hep başkalarının yaptıklarını söylüyorsunuz. Biz yapamıyoruz onları, beceremiyoruz. Biz sanki hep kendimiz mi başkalarını yapamıyoruz? Hayır ama başkalarının yaptıklarını kendi şimdi tadımızda yapıyoruz. Adamlar ciddi ciddi yapıyorlar. Mesela şarkı çıkarttım diyor. Adam şarkı herif, çıkartmış. Ben şimdi şarkı çıkartamam arkadaşlar. Benim öyle bir dünyam yok ya. Birazcık da olsa en azından yüzü gözü açıldı. Evet evet biraz toparladık sanki evi. Bir demeyelim de evi daha bir şey olmadı evde çok öyle aman aman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oluyor ya'nın temizlik hizmeti de ne oluyor ya diyecek kadar. Başarısız.
Önemli olan bizim zaten yapamıyor oluşumuz bir şeyleri. Ben farkındayım yani. Onu çok önemli değil. Ama eğlenceli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Neyse salonum temizlendi. En azından çok şükür. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Yaptı da ya, hiçbir yeri temizlediği falan yok. En azından bari dedim şurayı düzelteyim. Gözümü gönlüm düzgünlük görsün. Suyu da burada bırakmış gitmiş. Evde temizliğe yardım ediyorsanız abi her şeyinizi toplayın. Gıcık mıyım peki ya o. Ne oldu? Ne yaptın ya? Ya Fırat. Abi bu altı patladı. Üzerine bir gün çıkardım şey yaptım. İçine koydum. Tam bir gün böyle oldu muntazam bir şekilde altı patladı abi. Oha harbiden muntazam patlamış. Torbanın patlaması senin odandan daha düzenli. Temizleyeceğiz, böyle bakacak değiliz. Ya neyse arkadaşlar, ben bir daha temizlik işine falan girmiyorum. Kapat. Kapat abi.